...bugün gerçek servet yaratmakla ilgili size çok enteresan bir grafik göstereceğim. Ve o grafiğin üzerinden aslında neye daha fazla odaklanmamız gerektiğini çıkarsayacağız. Aranızda gerçekten büyük para kazanmak isteyenler, büyük servet edinmek isteyenler varsa. Açıkçası grafik o kadar kaliteli ve o kadar güzel göstermiş ki... ...gerçek başarının yollarını insanın kendisinde sorgulayası biraz geliyor. Hadi hazırsanız başlayalım. Grafiği nerede buldum? Medium'da buldum. Medium uzun makalelerin olduğu bir web sitesi. Bazı makalelerin kalitesi hakikaten çok yüksek. Burada ücretli üyeyim... This chart taught me some mind-blowing lessons about wealth. Bu grafik bana servet nasıl yaratılır hakkında çok önemli dersler verdi diyor yazarımız. Aklımı uçuran mind-blowing dersler verdi diyor. Ben de katılıyorum hakikaten çok açıklayıcı. Grafiğin kaynağı visualcapitalist.com. O sitede zaten böyle harika görselleştirmeler var. Bakın neler anlatmış. Federal Reserve tarafından yapılan bir araştırma bu. Farklı servet dilimlerindeki insanlara servetlerinin dağılımını sormuşlar. Yani neye ne kadar para yatırmış durumdalar. 10 bin dolarla 100 100 bin dolar arasındaki kitle şu üstteki satır. 100 bin dolarla 1 milyon dolar arası, 1 milyon dolarla 10 milyon dolar arası, 10 milyon dolarla 100 milyon dolar arası, 100 binde 1 milyar, bu da 1 milyarla sonsuz Jeff Bezos parası. Böyle dağıtmışlar bu dilimlere ve paralarını acaba bu insanlar hisse senetlerine mi yatırıyor, gayrimenkulu mi yatırıyor, otomobile mi yatırıyor, nereye yatırıyor da zengin oluyorlar bunları bulmaya çalışmışlar. Burada bütün renklerin dağılımlarını görebiliyorsunuz, anlamlarını okuyabiliyorsunuz. 10 bin dolarla 100 bin dolar arasında servete sahip olan insanlar ki muhtemelen muhtemelen en büyük grup burası. Bunların servetlerinin bir bölümü nakitte duruyor küçük bir bölümü. Daha sonra oturdukları ev muhtemelen 10 bin dolara sahip olanlar ev yok ama daha büyüklerinde var. Sonra otomobil. Enteresan burada otomobilin bu insanların serveti içinde aldığı pay bütün dilimler içerisindeki en yüksek pay. Demek ki araba kıymetli. Daha sonra emeklilik planları işte pension planlar, IRA'ler var ve bir sonraki dilimlere yaşam sigortası var. Diğerlerinin payı çok daha küçük. Diğerlerinde neler var? Mutual fundlar, hisse senetleri, sabit getirili yatırımlar, yönetilen bazı fonlar, gayrimenkul ve ortaklıklar, iş ortaklıkları ona biraz sonra geleceğiz. 100 bin dolarla 1 milyon dolar arası servet olan insanlara baktığımızda servetin en büyük bölümünü görüyorsunuz gayrimenkul oluşturuyor. Hemen ondan sonraki bölümde emeklilik planları var. Üçüncü ve dördüncükte de otomobil ve nakit bulunuyor. Bir sonraki seviyeye gittiğimizde işler biraz değişiyor. 1 milyon dolarla 10 milyon dolar arası serveti bulunan insanlarda gayrimenkulün payı küçülüyor. Emeklilik fonlarının payı küçülüyor. Bunların yerine ne alıyor derseniz en önemli şu sağdaki large olan bölüm business interest ve real estate. Yani gayrimenkul, oturduğu ev olarak değil, yatırım olarak yaptığı yerler. Bunlar çünkü öbürüne primary residence denir. Ve bir yandan da business interest. Yani kendilerinin doğrudan ortağı olduğu, böyle borsadan hisse senedi alarak değil de kendilerinin kurduğu, kendilerine ortak olarak katıldığı işletmelerin payı artıyor. 10 milyon dolarla 100 milyon dolar arasındaki dilime baktığımızda burada görüyorsunuz açık ara, yoğun bir şekilde business interest'in payı büyüyor. Ve servet dilimleri büyüdükçe 1 milyar dolara geldiğimizde tekrar bakıyoruz burada en büyük payı ne alıyor? Business interest. Bu grafik bize ne söylüyor? Bu grafik diyor ki arkadaş gerçekten zengin olmanın bir tane yolu var aslında. Güzel işler kurmak veya güzel işlere ortak olmak. Ortak olmaktan kastım burada ama yönetim kurumunda bulunabileceğiniz, yönetimine katılabileceğiniz veya doğrudan kendinizin yöneteceği şirketler. Yani gidip ilan Musk'ın yönettiği ve üzerine hiç söz hakkımızın olmadığı, uzaktan takip edip anlamaya çalıştığımız Tesla'ya yatırım yapmak yerine kendi kon kontrolünüzde olan, kendinizin kurduğu veya yönettiği veya ortak olduğu işletmelere yatırım yapmak. Bakın bu gruptaki insanların yatırım yaptığı ikinci en büyük alan ne? Hisse senetleri. Bir önceki katmanda da hisse senetleriyle mutual fundlardı. Bu grupta hisse senedi biraz daha artıyor. Çünkü bunlar paralarını da başkalarına emanet etmeyi sevmiyorlar. Hisse senedim de kendim seçerim diyorlar. Hani bana hep soruluyor hocam fonlara mı para yatırsak hisse senedine bile. Diye. Anlamıyorsanız, takip etmiyorsanız tabii ki fonlar ama görüyoruz ki gerçek zenginler hisse senedi seçimlerinde kendileri yapmayı tercih ediyorlar. Peki bu grafikten ne ders çıkar? Zenginler nereye yatırım yapıyorsa, zenginler servetlerini nerede oluşturuyor veya biriktiriyorsa siz de oraya yapmalısınız. 1 milyar dolarlık olmayı beklemeye gerek yok. Zihnimizi önce çalıştırmamız gerekiyor bu şekilde. Çünkü ben inanıyorum ki bu mesela 100 bin dolar aralığındaki insanlar hep bu aralıkta kalıyorlar sonuçta. Gayrimenkulü daha önemli gördükleri sürece. 10 bin dolar, 100 bin dolar arasındaki insanlar muhtemelen hep buralarda kalıyorlar. Bindikleri arabaya harcadıkları para bu kadar büyük olduğu sürece. Ben bu yüzden böyle adım adım gitmek yerine en son bölgeye direkt odaklanmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani 1 milyar dolarlık servet inşa belki edemeyeceğiz. Ama zihnimizi buraya getirmemiz gerekiyor. Ve bu insanlar ne yapıyorlar demek ki? En büyük önceliği kendi kontrol ettikleri işlere veriyorlar. Kendi girişimlerine veriyorlar. Veyahut da ortak olabildikleri yönetime direkt katılabildikleri bizneslara, işlere yatırım yapmaya niyetliler. Ve bundan dolayı iş bilgileri, görgüleri kuvvetli olduğu için doğru hisse senetlerini daha kolay seçiyorlar. Bakın benim hisse senedi seçim kriterlerim arasında biliyorsunuz pek finansal finansal göstergiler, teknikler yok. Ben önce biznesi anlamaya çalışıyorum. Ve biznesi yani iş modelini iyi anladığım, yönetimini iyi işlerde hisse senedinde de başarılı oluyor. Belki de bu özelliklerimi taşıdığım yerde fena bir girişimci olmama. Yani olağanüstü bir girişimciyim diyemem açıkçası. Ama hiç de fena bir iş yapıyorum Türkiye'de pek eşi benzeri olmayan bir modelimiz var, kulübümüz var. İşte biliyorsun neler yaptığımızı ve bunun sonucu başarılı bir yere gelmiş durumdayız. Burayı daha da büyütmek istiyorum ama şimdi. Neden? Çünkü neyi görüyorum? Hisse senedi ikinci ana konu. Yani maalesef benim işim halka açık bir iş olmadığı için değerlemesi yapılmadığı için toplam servetimin ne kadarı işimde yatıyor onu bilmiyorum. Ama aylık kazandığım paranın çok büyük bir bölümünün buradan geldiğini biliyorum. Burada büyük bir yatırımım yok belki işte bilgisayarlarım, ekipmanlarım emekle daha ziyade yapılan bir şey. Ama acaba buraya yatırım yaparak burayı daha kaldıraşlı şekilde büyütmek mümkün olabilir mi? Ve bu sayede benim de servet dağılımı tablom bu süper zenginlere yaklaşabilir mi? Bu süper zenginin içerisinde arabaya para harcamak yok mesela. Ben lüks arabaları sevmiyorum. Bu süper zenginin içerisinde oturduğunuz evin payı çok küçük. Ben de bu tip şeyleri pek sevmiyorum. Çok enteresan bir şekilde bu yine müthiş zenginin içerisinde gayrimenkulün yani gayrimenkule yatırım yapmaktan bahsediyorum. Şu bölge açık mavi. Onun da payı bir hayli küçük. Demek ki olay ne? Kendi işini kur. Doğru iş yapmayı öğrendiğin için doğru ise senetlerine yatırım yaparsın. İyi bir iş insanı ol ve iyi iş insanlarını başka keşfet. Onlara da hissedar ol. Model buna benziyor. Bir dahaki canlı yayınımızda piyasaları konuşmayalım. İş kurmaktan bahsedelim. Olan işlerimizi büyütmekten bahsedelim daha iyi girişimci nasıl olunurdan bahsedelim. Eğer uygun görürseniz kendi hikayemi anlatayım size. Benim çünkü geçmişte başarılı ve başarısız girişimlerim var. Benim yolculuğum ne? Sonuçta mesela bir Elon Musk'tan olsa Bezos'a öğreneceğim şeyler daha az bence. Kendi çapımızdaki insanlardan veya erişebileceğimiz insanlardan daha çok şey öğrenebiliriz. Ben çoğunuzun rahatlıkla yapabileceği şeyler yaptığımı düşünüyorum. O çerçevede belki kendi derslerimi iyisiyle kötüsüyle biraz anlatabilirim. Böyle bir şey ilginizi çekerse onu da yapalım. Sorularınızı da orada yönlendirirsiniz. Kendi girişimlerinizle ilgili. Biz çünkü esas parayı oradan kazanacağız gibi gözüküyor. Servi servetimizin ne kadar büyük bölümünü burada oluşturuyorsak o kadar doğru aynı zamanda hissi senedi oluyoruz. O zaman da hayat çok daha kolay hale geliyor gibi gözüküyor. Benim çıkarım en azından bu yönde. Sorularınızı ve yorumlarınızı mutlaka beklerim. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.